Herkese selamlar dostlar. 3 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Restal şeklinde başladığımız bir gün oldu açıkçası. Anlatacağım hepsini. Öncelikle dostlar bu videoda bir adet ideal kombine önerisi yapacağım. Videonun sonuna zaten ekrana koyacağım bilginize. İkili olaraktan da 2.03 gibi orandan başlayalım. 6 adet mücadelemiz var. Bir adet maç skorumuz var. Ekrana gelsin. Adana Demir Kuluş. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. yorumları yazarsanız sevinirim. Bilen bir arkadaşımıza Ağustos oyunu boyunca katı Telegram gruplarını alalım. Adana Demir'in kazanmasını beklediği bir mücadele 2-1 ayarında bir maç bekliyorum değerlendirecekler. Bol şanslar benim skorum bu yönde. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe Zibru maç skorunu kazanan arkadaşımız da Sezer Yücel isimli arkadaşımız. O da bizlere ulaşabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey. Oradan Sezer benimle iletişime geçerse linklerini atayım. Ağustos ayı boyunca benimle gruplarda kalabilir. Onun, şekil, onun dışında gruplarda gelmek ister. Mesela her türlü buradan zaten benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Herkese açık Telegram kanalımız var. Dün orada NBA paylaşıldı. Dedim ya ara ara tercihler canlı bahislerde veriyorum. Açıklama ve yorumlar, yorumlar kısmında zaten linki mevcut. Girmek isteyen oraya da girebilir. 5000 küsür kişinin olduğu bir gruptur. Değerlendireceklere nacizane önerilerimiz oluyor orada da. Ücretsiz bir şekilde bilgisini verelim. Canlı maçlarda destal yaptığımızı söylemiştik. Dostlar toplamda ekibimiz 4 kişi ve gerçekten sürekli maç takip ediyoruz. Sezon başlayınca çok daha güzel olacaktır. Basketi, futbolu gerçekten yoğun bir mesai harcıyoruz. Şu dönemde bile ligler başlayınca zaten artı artı, artı artacaktır bu zaten. Canlı maçlarda kazancımız güzel. Hatta Telegram kanalından göstereyim. 10'da 10. Restal bak. 10'da 10. Üst üste verilen tam 10 tane nesine yani legal, yasal canlısı başarılı oldu. Günaydınlar yazıp girmişiz devam etmişiz. Orada bir balistir mücadelesi vardı. İlk kere bir buçuk üst geldi. Ev sahibi ilk kere bir buçuk üst geldi. Ondan sonra toplam gol arttı. Beş buçuk üst verdik geldi. Altı buçuk üst verdik. O da geldi. Sonra dedik ki yedi buçuk alt da verelim. Bir, yine onunla bir 37 oranı vardı. 10 dakika vardı. Tam burada 7 golde kalır diye, diye düşündük. O da geldi dostlar. Zaten 5'te 5 olduk orada canlılarda. Açıklamasıyla birlikte verilen canlı bahisler. Avrupa canlı bahislerimiz vardı. Onlar da aynı şekilde eşlendi. Canlı odasında hem Avrupa hem de nesine canlıları zaten mevcut. Ondan sonra Malmö maçına geçtik. İlk yarı 0.5 3 üst Malmö. Dakika 23'te gelen golle başarılı. Toplam gol 3 üst olaraktan girdik. 90'da gelen golle o da geldi arkadaşlar. Burada zaten yakaladık. Alnasır mücadelesi vardı. İlk yerden bir gole girdik. O da başarılı oldu. İlk yerden Alnasır golü attı deplasmanda. Dakika 41'de atmış olması lazım. Ondan sonra Alnasır başına toplam gol 2.5 üst olarak girdik. 1.67 gibi orandan Ronaldo'nun attığı kafa golüyle 9'da 9 oldu zaten. Ondan sonra Huyan mücadelesine de ilk yeri 1.5 üst dedik. <laughs> şeklinde ve 10'da 10 on oldu. Dostlar bu da bizim ufaktan bir canlı ristalimizdir. Hakan'ın yapmış olduğu, editörümüzün yapmış olduğu bir ristaldir. Bu şekilde dediğim gibi canlı maçlar, kupon önünler devam ediyoruz. Bunun bilgisini verelim sizlere diyerekten de geçelim maçlarımıza. Sizlerden beklentimiz dostlar videoyu açsanız beğenilerdir. Şöyle artı 200'ün üstüne rahat çıkar mıyız? Şöyle bekliyorum. Ben bu videoda da ideal kombine var. Yani kombinin altına sizden güzel seviyede like bekliyorum. Dinamo Tiflis ile Hamrun karşılaşması. Malta ekibi ile e, Gürcistan ekibi karşı karşıya. Şöyle bir avantaj var. Dinamo Tiflis'in ligi zaten açık. Neredeyse 20-25 tane de maç yaptı. Onun da bilgisini verelim. Hamrun'un daha ligi daha henüz açık değil. İlk mücadeleyi de Hamrun burada 2-1'lik skorla kendi evinde kazanmıştı. Ve maçın özetini izlediğim zaman da 90 dakika izlemedim. Özetini izledim. Dinamo Tiflis'in zaten kafa tuttuğunu görmek. Yani 55'e 45. Öyle söyleyeyim. Dinamo List bir adım daha önde oynamış. Hamrun'la kendi evinde oynayacak. Bu mücadele beraberliğe kalsa da Hamrun tur atlıyor. Ben burada Dinamo List'in doğrudan galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken 2 gol bile atabilir bence. İdadeden Matsunu 1-1 bir 35 gibi orandan sizlere öneririm. Ama anlayacak listlerle birlikte isteyen oranı 1.68'e kadar maçsonu 1-1 Maç sonu 1 ve 1.5 küs şeklinde oranı biraz daha yükseltebilir. Dinamo Tiflis'in buradan parolası mutlak galibiyet olacaktır. Ligde de zaten oynadığı maçta da rotasyonla bazı isimleri rotasyonu alarak da dinlendirdi. Dinamo Tiflis'in burada mutlak galibiyeti lazım bizlere. İkinci mücadele Riga ile Kesmes bilmem T. Öyle bir isim. Macaristan Ligi'nin e, ana ligin bir altında. Şöyle söyleyeyim. TFF birincilik gibi düşündüm dostlar. Alt ligde Macaristan'da. Riga'da zaten kendi liginin Letonya liginde ligi açık bir şekilde ortasında. Bunlar da aynı şekilde 20-25 tane maç yaptı ve son oynadığı kendi evindeki maçı da 3-0 zaten kazandı ve kadroda yine ufak tefek rotasyonlar vardı. Yani Macaristan ligi bir tık, bir takım daha Letonya'dan daha iyi olduğu için fakat Macaristan'ın bir alt ligi yani öyle söyleyeyim. Riga önceki maçtan yine bu maçın özetini izledim. Daha, şeyden daha iyi oynamış. Bu Macaristan 2000'den daha iyi oynamış ve bu maçta da kesin kazanması lazım. Önceki maçta da zaten bir 2-1'lik mağlubiyet oldu. Yani dediğim gibi aynı şekilde Dinamo Tiflis nasılsa Riga'nın da kazanması lazım ki şöyle kazanması lazım olduğu için söylemiyorum bu bahisleri. Önceki maçların özetini izleyerekten de karşılaştırdım. Buldukları pozisyonlara baktım vesaire derken burada da Riga'nın kazanması ihtimal. Ama ben burada biraz daha yüksek orana gitmek istiyorum. Riga Matsunu 1'i 1.57 gibi orandan aldınız mı? Bence taraf riski için değerli bir oran. Handikap 0'da yani 3.08 gibi oranı var şu ortada. Tek farklı bir Riga galibiyeti çıkabilir. Benim burada önereceğim burada Matsunu 1'i 1.57 gibi orandan alabilirsiniz. Sistem atacaksanız da Handikap 0, 3.08 gibi orandan da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Tirana ile Beşiktaş karşılaşması. Yani ben burada şunu düşündüm. Yani deplasmanda olacak Beşiktaş. Tirana kafa tutabilir mi? Yani ilk maçta e, Ahım Şahım böyle hani Fenerbahçe Zimbru'ya karşı çok baskılı oynadı da beşiktaş'ta o oyunu çok hissedemedik ama Tirana ile oynuyor Arnavutluk ekibi Tirana'da. 3-1 gibi kazandı zaten Beşiktaş mücadeleyi. Burada Tirana bence risk alırım alır. Beşiktaş'ın da nasıl bir kadroya çıkacağı çok belli değil de. Çok fazla da yedek oyuncusu yok zaten Beşiktaş'ın. O da malum. Yani yeni transferde Ribic falan giremeyecek zaten. O yüzden bence ideal yakın bir kadroya çıkacaktır Beşiktaş takımı. Tirana ile oynayacaklar. Tirana burada biraz açılmak isteyecektir. 3-1 bitti. Yani bir tane atarsa Tirana... O ikiyi bulmak isteyeceğim. Mutlaka pozisyonlar verecektir kendi kalesinde de. Ki normal e Maçın beklentisi Beşiktaş zaten baskıyla başlayarak da maçı koparır şeklinde. Ama öyle olur mu bilmiyorum. Biraz zor. Ben Beşiktaş'ın bu maçta tam 2 gol atmasını bekliyorum. Dep bir 1.5 üstü ben idealden aldım. Kombinemin ilk mücadelesi yaptım. Ama dediğim gibi yani 3. golü Beşiktaş'tan beklemiyorum. Hatta açmamışlar. Dep iki 2.5 açmamışlar bile. Ben sadece 2-1 ayarında bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Dediğim gibi ancak Tirana çok yüklenirse, çok boşluk verirse Amir'in atacağı ara toplarla, uzun toplarla birlikte Abu Bakar oynarsa da güzel sonuç çıkabilir. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın burada ölüsü iki tane atması lazım diye düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Biraz da çekiniyorum. Ama onun da bilgisini vereyim. Adana Demirle ile Kuluş karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de. Yani Adana Demir ikinci yarıda ilk maç 1-1 bitti bildiğiniz üzere. Kuluş'un da ligi açık devam ediyor. Ee, üçüncü maçını ne oynadı? Kravua ile mi ne? 1-1 berabere kaldı Kuluş da son maçta. Rotasyon yaptı o maçta da. Şimdi Avrupa tecrübesi olarak da Kuluş daha tecrübeli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Fakat Adana Demir de şöyle. İlk kez Avrupa maçına çıktı ve Kuluca ikinci yarı kök söktürdü. Özellikle Yusuf Sarı sağ kanatta terör estirdi. Attığı bacaklar falan çok fazla pozisyon kaçırdı. Yani 2-1 her türlü çıkartıyordu Adana Demir çıkmadı. Burada kapalı gişe. Neredeyse tüm biletler tükenmiş. Ama şöyle bir isyan var. Adana Demir taraftarı şimdi Adana Demir'in yeni adı Yukatel oldu. Yukatel Adana Demirspor oldu. Biraz tepkililer. Fakat yani para lazım kulübe. Ya yani burada Adana Demirliler varsa, izleyenler varsa bence anlayışla karşılaması lazım. Çünkü kulübe dediğim gibi para lazım. Sanırım 35 milyonluk bir anlaşma yapmışlar. Biraz araştırdım ben de. Maç hakkına gelirsek Adana Demir baskıyla oynayacak. Gol yiyebilir mi? Yiyebilir. Ama Adana Demir'in ben burada yediğinden fazla satmasını bekliyorum. O yüzden ideal kombineme de burada Adana Demir'in atacağı 2 golü 1.47 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Adana Demir baskıyla başlayacaktır ki taraftar önünde taraftar da Adana Demir'in taraftar nasıl bir taraftar? Kendi evinde geçen sezonu hep izledik. Her maçını izledik neredeyse e, ee, takımını öne iten bir taraftar olduğundan dolayı Adana Demir burada mutlaka hücum yapacaktır. Rakip takımını ablukaya da alacaktır. Atacağı 2 gol 1.47 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Ben Adana Demir tarafındayım. Kulucu'nun tecrübesi de olsa Adana Demir de burada takım oyununu iyi oynayaraktan da geçen sezonun oyununu oynuyor kısmen. Çok fazla bir de kadroda değişiklik olmayınca Patrick da oyunu oynataraktan da devam ediyor. Ev sahibi 1.5 üstü burada. 1.47 gibi orandan sizlere öneririm. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Diğer bir mücadelem Luzern ile karşılaşması. Dostlar bu mücadeleyi şöyle değerlendirme alıp ilk mücadelesi ben değerlendirmiştim zaten hatırlayanlar vardır. 2-1 Luzen kazandı. Jurgard'ın oynadığı ilk maçında da 1-0 Mialbi'ye kazandı. Dep basmanda olmasına rağmen. Ama dediğim gibi birkaç rotasyona da gitti. Luzen zaten bir İsveç bir de İsviçre ekibi. Luzen bir, bir, tık daha önde tabii ki. Ama Jurgard'ın risk alması gerektiği zaman da alabilir. Ayrıca iyi bir geçiş takımı olduğunu sizler de mutlaka takip edenler şu yaz döneminde izlediğimiz takip ettiğimiz maçlar takımlardan bir tanesi Jurgard'ın. Geçiş oyunu da iyi oynayabilen bir takım. Ben burada her iki takımın atacağı golleri attım. 1-44 gibi orandan KG var seçeneğini öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Var seçeneğinin gelmesini de beklediğim bir karşılaşma. Legia şu ile Orda Bas. Ya, gerçekten çok alt şeyler var takımlar. Şimdi bu takımın ligi devam ediyor. Şöyle göstereyim. İlk mücadelesi 2-1 bitti. Kazakistan ekibi. Kazakistan'da da lider bu adam. Astana ile birlikte e bir yarış içindeler. Varşova da ligi açtı. İlk mücadelesini kazandı 3-0 gibi oyunda. Kadro kalitesi olarak oran zaten gösteriyor. Ben söylemeyeyim. Kadro kalitesi olarak zaten Varşova ekibi daha ilk mücadele 2-2 bitti. Ben burada Polonya ekibi Varşova'yı geçen sezondan e, takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Genellikle Lech Poznan, Legia Varşova gibi isimler Polonya Polonya ekipleri şöyle başlıyor abi. İlk yarıya hızlı başlayan bir takım. Onu belirteyim. O yüzden ben burada ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirmesini yaptım. Şurada ilk yarı ev sahibi 0.5 üst 40. Hızlı başlayacağı için ve mücadeleyle kazanması lazım ki kazanır da öyle söyleyeyim ben sizlere. Varsa muhtemelen 3-0'da bir skor çıkar. 3 0 3 ayarında bir maç çıkar. İlk yarıdan atacağı bir gol 1.40. Tek idealimdir. Barcelona ekibinin hızlı başlayarak da ilk yerden bulacağı bir golü düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 maç anlattım. İdeal kombinemiz var. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. Ben Türk takımlarından geçen hafta yaptım kazandım. Bu hafta tekrar yaptım. Adana Demir maçına ev sahibi bir buçuk üst aldım. Dediğim gibi bunun gelmesini bekliyorum zaten. Benim çekincem biraz da Beşiktaş. Kuluç kadar tecrübeli de olsa Adana Demir'in burada baskılı oyunu bence iki golü getirecektir. Ve bireysel olarak sağ kanatta Yusuf Sarı özellikle gerçekten çok iyi adam eksikliyor. O A oyuncu bir yere gider mi bilmiyorum. Bu sezon yüksek performans sergilerse seneye göremeyiz bence. Adana Demir'in atacağı 2 gol 1.47. Beşiktaş'ın da atacağı 2 gol 1.38. Temsilcilerimizden yanayım. Ülke puanı için önemli maçlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.